Mortal Kombat Deception ama tüm fatality'leri puanlıyorum. Evet sevgili dostlar, yine çok özel bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Mortal Kombat Deception'daki gördüğünüz bütün bu karakterlerin fatality'lerini puanlayacağız ve yorumlayacağız. Sizler de başından sonuna kadar izleyin ve en sevdiğiniz karakterlerde bulunan fatality'leri yorumlara yazın arkadaşlar. Evet, Mortal Kombat Deception'ı bilmeyen arkadaşlar vardır illaki. Arkadaşlar bu oyun 2004 yılında çıkan, PlayStation 2'ye çıkan çok güzel bir oyundur. Onu söyleyeyim. 3 boyutlu bir Mortal Kombat oyunuydu bu zamanda çıkan arkadaşlar. Armageddon'dan önce çıkmıştı. Benim de favori oyunlarımdan bir tanesi. Bu tarz videonun devamını istiyorsanız beğeni butonuna basmayı ve hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, gördüğümüz karakterlerden hemen başlayacağız. Şimdi ben sıra sıra gideceğim. Önce Jade'den başlayacağım. Karşıdaki karakterde kim olacak? Karşıdaki karakterde Noob Smoke olacak ve başlıyoruz. Evet, ilk fatality'miz geliyor. Jade'in bakalım fatality'si nasılmış. Oy, güzel. Çok estetik ve çok güzeldi bu. Jade'e kaç vereyim abi? Jade'e burada 8 verebilirim. Bayağı iyiydi, bayağı başarılıydı. Gerçekten estetik açıdan çok güzeldi. Korkunçtu bence. Bence 8'i hak ediyor diye düşünüyorum. Evet, şimdi Jade'in ikinci fatality'si arkadaşlar geliyor. Oho, güzel. Bence bu da 8 hak eder abi. Bayağı ayırdı yani. Bayağı iyiydi bu. Buna da 8 puan veriyorum. Bayağı bu da tehlikeli bir hareketti. 8 puan Jade. Şimdi sıradaki karakterimiz Kenshi. Bakalım neler yapacak Kenshi. Okey. Ohohohoho. Sonda güzel ayrıldı. Sonda güzel ayrıldı. Jade'deki gibi bir şey oldu. O yüzden ben buna, yani buna da 8 puan veririm ya. Bu da gayet bence. Kenshi 8'de hak ediyor. Bu arada Deception'da fena fatality'leri varmış. Bayağı iyiymiş yani. Ve sırada şimdi ikinci fatality Kenshi arkadaşlar. Şöyle bir bakıyorum. Bakarak yapıyorum. Ne oluyor lan? Ayıracak mı? Güzel. Güzel. En çok hoşuma bu gitti benim. Buna 9 puan veririm. Güzel ayırdı bayağı. Şişmanlattı böyle. Sonra bum diye patlattı. Bence Kenshi 9 hak eder burada. Bayağı iyiydi bu. Ve şimdi sıradaki karakterimiz Scorpion. Evet, Scorpion'da sıra. Şimdi bir adım geri gidiyoruz. Tak tak yaptık. Bu Sub-Zero'nun hareketi. Baba, bu Sub-Zero'nun hareketiydi. Allah Allah. Okey. Yani Sub-Zero yapsaydı 8 puan verirdim. Hatta 7 puan falan verirdim. 8 belki fazla kaçar ama. Yani Scorpion yaptığı için 5 lan. Bayağı tembelce olmuş bu biraz. Biraz fazla tembelce. 5 puan. Evet, şimdi Scorpion ikinci fatality geliyor. Oo. Kana bak. Güzel. Bunu daha çok beğendim. Çok estetik açıdan çok sağlam hareketti abi. Spear'la falan şey yapması bayağı güzeldi. Yani buna ben abi 9 ya. Buna 9 veririm. Bayağı güzeldi. Acıttı yani. Şimdi sıradaki karakterimiz Mileena. Ve şimdi Mileena arkadaşlar. Bakalım Mileena neler gösterecek. Oo! Bayağı vahşiydi bu. Arkadaşlar buna 10 veriyorum ya. Şu ana kadar gördüğüm en vahşi hareketli ve Mileena bayağı, hani duruşu muruşuyla birlikte o hasar verişi bayağı iyiydi. 10 puan. Evet, şimdi ikinci fatality geliyor. Bakalım bu ne? Ne oldu lan? Güzel. Hareketler güzel ama yani biraz basit olmuş gibi ya. Yani bir tık basitti bence yani bu. yani 5 puan. Yani daha iyisini beklerdim açıkçası diğerinden sonra. Bayağı 5 puan yani. Evet, şimdi sırada Baraka. Baraka'ya da bakıyoruz şimdi. What? Oy! Ohohoho! Abi çok iyiydi. 10 puan. Net 10 puan veriyorum abi. Çok 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 iyiydi. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Bayağı 4'e falan böldü, sonra bıçakla çıkardı. 10 puan. Şimdi ikinci fatalisine geçiyoruz. Baraka'nın hemen şöyle baktım. Bu ne lan? 7 veririm abi. 7 veririm ya yani. Fırlattı kafayı, hop bıçakla tuttu. 7 puan. Gayet kafi, gayet iyi yani. Ve şimdi sırada Sub-Zero. Evet, Sub-Zero'dayız arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Okey, donduruyor. Ne? Oo, çok iyi. Çok iyi. 10 puan. 10 puan, 10 puan. Muhteşemdi abi. Çok iyiydi arkadaşlar. Net 10 puan. Yani hem görsel açıdan çok güzel, hem yine estetik açıdan çok iyiymiş abi Deception'ın fatality'leri ya. Bu çok iyiydi, çok yaratıcıydı. 10 puan. Evet, Sub-Zero'nun ikinci fatality'sine geliyoruz arkadaşlar. Bakalım bunda neler göreceğiz. Peki. Oh. 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 Abi. 9. Sub-Zero ilk defa bir oyunda 2 fatalitesi inanılmaz çıktı abi. O da Deception'da çıktı. 9 puan. Evet, Sub-Zero 9 ve 10 aldı arkadaşlar ve sıradaki karakterimiz Sindel. Evet, şimdi Sindel'de sıra arkadaşlar. Bakalım Sindel. O nasıl hareketti lan? Tamam, bu sefer yapıyorum. Tak tak tak. Oldu. Abi güzel, bağırmasıyla meşhur biliyorsunuz Sindel ve rüzgarla birlikte direkt karakteri patlattı. 7 hoş bir görüntüydü, güzeldi. Hoş bir görüntü dediğimde bu adam patlıyor. Neyse, 7 puan veririm ya. Şimdi ikinci fatality geliyor arkadaşlar. Hemen şöyle bir dakika. Tak 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 yaptık. Ona lan. Oho, güzelmiş bu. Abi kasap döner Sindel. 8 puan. 8 puan, yine estetik açıdan çok güzel bir hareketti. Kılıcını güzel döndürdü ve patatese çevirdi sevgili Noob Smoke'u. 8 puan. Ve şimdi sıradaki karakterimiz Havik. Burada arkadaşlar buradaki gördüğünüz karakter, yeni karakterler çok var. Havik gibi, işte birazdan göreceğiniz Li Mei gibi. Bunların birçoğu Mortal Kombat 1'de karşınıza çıkabilir. Mortal Kombat'ın yeni oyunu biliyorsunuz çıkacak Eylül ayında. Oradaki karakterlerden bir tanesi olabilir. O yüzden unutmayın bu videoyu. Haberiniz olsun. Neyse. Evet, bakalım Havik bize neler gösterecek arkadaşlar. Merhaba. Bunu. Oo! Oo! Bacağıyla kafayı uçurdu resmen. Güzel de, hoşuma gitti. 8 puan. Evet, şimdi Havik'in ikinci fatalitesi arkadaşlar. Bakalım neymiş. Ay! Ne yapıyor lan? Kollarını mı yedi o? İğrençti. İğrençti bu. Bu iğrençti Havik'cim. Yani bir şey söyleyeyim mi? 9. Şöyle bir düşününce 9 abi. Net. Böyle bir şey beklemiyordum. Hayatımda gördüğüm en değişik fatality'lerden bir tanesiydi. Havik güzeldi. Ben çok beğendim. 9 puan. Ve şimdiki sıradaki karakterimiz tanıdık bir isim. Raiden. Ve şimdi Raiden'a bakıyoruz arkadaşlar. Bakalım neymiş? Bu ne lan? Bu ne? Bir daha yapmak istiyorum. Bir dakika. Tamam, geldi. Bu ne? Hayatımda gördüm. Hayatımda gördüğüm en garip fatality arkadaşlar. Yani buna puan veremedim. Yemin ediyorum size buna puan veremedim. Yani bunu lütfen sizlerden de bekliyorum yorumlarda aşağıda. Anlamadım yani. Karakteri yok etti elektrikte. Kendisi de yok oldu. Niye kendisi yok oldu bilmiyoruz. Onu araştıracağız. Yani farklı geldi ama garipti. 7 puan. Evet şimdi Raiden'ın ikinci fatalitesi geliyor arkadaşlar. Uzaktan olacakmış bu. Çok uzak değil ama. Yani elektrik verdi, patladı. Basitti bence bu. Biraz basitti. Etkili miydi? Çok etkili değildi. Yani ben beğenmedim bunu. 4 puan. Evet şimdi sıradaki karakterimiz Li Mei. Bakalım Li Mei ne yapacak? Görüyoruz. Ne oluyor oğlum? Bu ne? Bu neydi abi? Tokat manyağı yaptı ablamız ve patladı. Bilemedim ya. Buna 6 puan verebilirim ya. Yani 6 puan ya buna. Evet, Li Mei'nin ikinci fatalisine geliyoruz arkadaşlar. Bakalım bu neymiş? Çok iyiydi bu. Bu çok iyiydi. 9 puan. Bu çok iyiydi, beklemiyordum böyle bir şey abi. Bayağı tekme tokat Li Mei'yi bayağı iyiymiş burada. 9 puan arkadaşlar. Ve sıradaki karakterimiz Kabal. Evet bakalım Kabal bize neler gösterecek. Döndürüyor. Herkes dönerciliğe başlamış abi Mortal Kombat'ta. Gerçekten herkesin bir işi olmuş abi bu Mortal Kombat Deception'da. Güzeldi. Güzeldi ama yani farklı bir şey yoktu bence. 7. Döndürüp ortadan yok ediyor kendisini. 7 puan. Ve şimdi ikinci fatality geliyor. Bakalım ne? Yine bir şeyler geliyor. Oo! Ortadan ikiye ayırdı. Ortadan ikiye ayırdı. O 7 ise bence bunun da bir 8'i var. Bunun da bir 8'i var. Kabal 8. Bunu bayağı iyi beğendim. Güzeldi yani. 8 puan Kabal. Ve şimdiki sıradaki karakterimiz Ermac. Ermac'teyiz şimdi. Hemen şöyle bir bakıyorum. Neler olacak? Peki. Peki. Güzel. Yerden yere vurdu. Duvardan duvara. Yerden yere. Buna 8 veririm. Impact'i güzel yani, şiddeti güzeldi. Buna 8 veririm. Zaten büyücü Ermac yani. Bunu birçok Mortal Kombat oyunlarında görüyoruz yani. Fatality'ler hep onun üzerinden geçiyor. 8 puan. Ve şimdi ikinci fatality geliyor Ermac. Tak 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 tak. Yine kaldırıyor. Oy! Ortadan büyüyle ikiye ayırdı. Böyle bir şey görmüştük zaten fatality'lerde ama Ermac'in de özelliği var böyle. Kullandı onu da. Ben ortada ikiye ayrılınca böyle daha yüksek puan veriyorum. Onu fark ettim ama buna 7 veririm ya. Bu iyi. İyi. Ama nothing special. Çok özel değildi. 7 puan. Sıradaki karakterimiz Nightwolf. Evet. Nightwolf diyoruz arkadaşlar. Uzaktan yapmamızı istiyor. Bakalım neymiş? Bu kadar değil mi? Nightwolf wins. Fatality. Yani bu kadarsa üzücü. Arkadaşlar ya 3 puan. 3 puan yani. Gerçekten hiç beğenmedim. Estetik açıdan güzel dursa da çok basit ve çok kolay bir fatality'ydi. 3 puan. Şimdi ikinci fatality geliyor. Belki bunda daha güzel şeyler görebiliriz. Umuyorum. Buradaki su sesi daha güzel. Ya abi 4 puan. Çok basitti abi bunlar. Baya normal hani karakter yani fatality'ler. Yani normal Armageddon'da yapıyorsunuz ya. Aynı onun gibi. Çok beğenmedim. 4 puan arkadaşlar Nightwolf. Ve şimdi sırada Bo' Rai Cho. Şimdi Bo' Rai Cho'ya bakıyoruz. Bakalım neymiş? Ona lan. Ateş yaktı tamam. Ha. Peki. Oo. Peki bayağı yaktı kül oldu. Her şeyi çıktı ortaya. Noob Smoke'un. 8 puan. 8 puan bence hoştu. Bence güzeldi. Bo' Rai Cho'luktu yani. 8 puanı verdim. Şimdi ikinci Fatality geliyor. Sevgili dostlar hemen şöyle. Yine geldi. Yine atışı yaktı. Bu ne lan? Abi bu ne? Harbiden kokusu geldi diyecektim. Yemin ediyorum. Allah cezanı versin. Kamil herif senin ya. Çok enteresan bir şey söyleyeyim mi? 9 puan. Evet abi. Bo' Rai Cho'ya 9 puan verdim şaka maka. Bence güzeldi. Farklı bir şeydi yani. Sonuçta osuruk yani. Farklı bir şey. Evet. Noob Smoke'a bakıyoruz arkadaşlar. Tak. Bakalım Noob ne yapacak? Okey. 7. Yani çok etkileyici olmasa da 7 veririm abi. Çok etkileyici değil belki ama 7 veririm buna. Okeydi yani bence. İyiydi. Evet şimdi ikinci Fatality geliyor. Bakalım Smoke yapacak bu sefer. Robot hali. O ne lan? Oo güzeldi. Görünmezlik alıp abi vücudunu paramparça etti. 9 puan. 9 puan. Çok hoşuma gitti benim, bilmiyorum bu. Karakter de böyle bakıyordu ya. O bayağı hoşuma gitti. 9 puan. Ve şimdi sıradaki karakterimiz Tanya. Evet, Tanya'ya bakıyoruz. Hemen şöyle. Ne oldu lan? Ay, o ne lan? Oo! Kemiği boğazına soktu abi. Bence gayet gore seviyesi enteresandı. 8 puan. Yani böyle iyi oldum yani resmen. 8 puan veririm. Şimdi ikinci Fatality geliyor. Sevgili dostlar. Okey. Yani basitti. 2-3 combo yaptı kraliçem. 5 puan. Ve sıradaki karakterimiz Shujinko. Arkadaşlar ben Shujinko'nun fatality'lerini yapamadım. Bir türlü olmuyor. Galiba bir bozukluk var PlayStation 2 sürümünden kaynaklı. O yüzden her yere baktım da hiçbir cevap bulamadım. O yüzden Shujinko'yu geçiyorum. Direkt Hotaru'dan devam ediyorum. Hotaru. Evet bakalım Hotaru neler yapacak. Bak bunlar çalışıyor. Shujinko çalışmıyor. O ne lan? Oy. Oh yes bebeğim. 8 puan. Güzeldi, gayet vurucuydu, gayet iyiydi. 8 puan verdim Hotaru'nun ilk fatalitesine. Bayağı güzeldi, hoşuma gitti. Şimdi ikinci fatalitesine geliyorum. Bakalım neymiş. Ay. Biraz basit kalmış be. Bu ne? Herkes yapar bunu yani. Herkes dediğimde hani kendimi saymıyorum tabii de hani oyunda 3 puan. 3 puan. Gördüğüm en kötülerden bir tanesi yine. Ve sıradaki karakterimiz Ashrah. Evet. Ashrah'dayız arkadaşlar. Bakalım neler olacak. O ne lan? Aa. Büyü. Aa. Peki batıra kendini de batırttı. Onu da batırttı. Güzel. Farklı bir şey gördük. İyiydi. Yani 7.5 falan ya. Buna 7.5 falan verir muhtemelen. Öyle çok yüksek olmasa da farklı bir şey olduğu için 7.5, 8'e yakın bir puan veriyorum. Siz olsanız kaç verdiniz buna? Merak ediyorum görünüşlerinizi. Evet. Aşağının ikinci fatalitesi geliyor. Bakalım ne? Ne oldu lan orada? Yani 4 puan. Çok kısa sürdü ve hiç ne olduğunu anlamadım. Değişikti yani arkadaşlar. Bir şey anlamadım. 4 puan. Sıradaki karakterimiz Dairou'dayız arkadaşlar. Finish'im. O ne lan? Oha! Ohoho! Çok iyiydi bebeğim. 9 puan. 9 puan Dairou'ya bu fatality'ne veriyorum arkadaşlar. 10 da diyebilen arkadaşlar olabilir bu arada. Sizlerin de görüşlerinizi merak ediyorum. Yazın. 9 mu 10 mu yoksa daha mı aşağıda bir puan? Lütfen yorumlarınızı yazın. Şimdi ikinci fatality'sine geliyoruz. Bakalım 2'de neler göreceğiz. Aa! Şeydi. Tehlikeli bir hareketti. Acısı da fena değil. Karakteri bayağı bir bağırttı orada. 7 puan. 7 puan iyiydi. İyiydi gayet. Şimdi ise sıradaki karakterimiz Kobra. Evet, Kobra'dayız. Hadi bakalım fatality'si neymiş? Buymuş. O neydi lan? Kalbi çıkardı. Kalbi çıkardı abi. Daha sonra da al lan sana kalp falan yaptı böyle. Değişikti ya. Değişikti, komikti. Buna da 7 puan veriyorum ya. İyiydi bu. Şimdi ikinci fatality'ye geliyoruz. Bakalım bunda ne var? O ne lan? Ne yapıyor lan bu? Kamera açıları. Şiddeti fena değil. Okey. Buna da 7 verdim ya. Bayağıdır 7 veriyorum birçok kişi ama 7 yani. Daha ne kadar fazla veya düşük verebilirim bilmiyorum. Tam ortası 7 bence. Şimdi sıradaki karakterimiz Darrius. Dairou'dayız arkadaşlar. Bakalım bunda ne var? Ne oldu lan? Güzel. Güzel. 8 puan. 8 puan. Hoşuma gitti. Güzel. 8 puan. Kolları koparıp pam 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 diye vurması. Sonra kafada o etki çok güzeldi. O etkiye bayıldım ben. 8 puan. Şimdi ikinci fatality geliyor. Sevgili dostlar. Benim hoşuma gitti bu. Bu da 8 puan. Benim çok hoşuma gitti bu, böyle bir şey yaptı orada, bütün bacaklarını kollarını falan üzerine koydu. Sonra bayağı salakçaydı ama güzeldi arkadaşlar. 8 puan. Ve sıradaki karakterimiz Kira. Evet, Kira'dayız. En uzakta oluyormuş arkadaşlar bu. Hemen bakıyorum. Tak 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 tak. Evet. Oy. Oh. Ne yapıyor lan bu? Ooo! Fatality. Abi 9 puan. 9 puan. Ya 10 olması için daha böyle bir yaratıcı olması lazım ama bu da çok iyiydi. 9 puan abi. Bacaklardan ıy. Şimdi ikinci fatality'sine geliyoruz. Kira'nın. Bakalım ne olacak? Yine bıçaklar. Peki. Kira. Yani darbe vurup sonra bacağından vurup kafasını koparması. Yani estetik açıdan fena değil. Impact'i, gücü çok düşük geldi bana. 6 puan veriyorum Kira'ya. Ve geldik son karakterimize. Efsane karakterimize zombi Liu Kang. Ve zombi Liu Kang'deyiz arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Bütün gücünü toplayıp ateş attı. Patladı. Beğenmedim ya. Beğenmedim. Beğenmedim abi çok. 5 puan. 5 puan. Belki çok tepki görebilirim ama ben beğenmedim. Sizlerin de yorumlarınızı merak ediyorum. Zaten sadece ben değil, sizler de puanlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar benim kendi kişisel görüşüm. O yüzden buna ben 5 puan verdim. Şimdi ikinci fatality geliyor. Bakalım nedir? Ne oldu lan? Oho! Çok iyi. Çok iyi abi. 10. 10. Muhteşemdi. Muhteşemdi. İçine girip abi ruhla. Zombi Liu Kang'in böyle bir özelliği de var arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki ne alaka? Çünkü zombi olduktan sonra bazı özelliklerini kazanıyor bu karakter arkadaşlar. Çok güzeldi. 10 puan verdim. Yani genel olarak arkadaşlar Deception'da fena değil, gayet iyi fatality'ler var. Sizlerin beğendiği hangisi oldu arkadaşlar? Ben sırayla söylüyorum. Scorpion'ınki güzeldi. Baraka'nınki iyiydi. Melina'nınki iyiydi. Ondan sonracıma Jade'in gayet iyiydi. Liu Kang zaten bombaydı bence. Havik'in iyiydi o ağzıyla kolları kopartması. Genel olarak bunlar da arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Like'larınızı, yorumlarınızı ve aboneliklerinizi bekliyorum. Hala abone olmadıysanız çan işaretini basıp tümüne basarsanız bütün bu videolara anında ulaşacaksınız. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.